Çevresel etmen araştırmasında tasarımın içinde yapılacağı alan, ortam ya da konteksti oluşturan doğal çevrenin nasıl incelenebileceğini birlikte araştıralım. Bildiğiniz gibi bu ileride yapılacak olan yapının dış çevresini oluşturacak ve bu dış çevrede doğal çevre özellikleri, yapma çevre özellikleri ve sosyal çevre özellikleri bulunabilir. Doğal çevreyle başlayalım. Doğal çevrede bu listede gördüğümüz bazı özellikler yer almakta. Elbette bununla sınırlı değil. Bizim aklımıza gelmeyen fakat yerinde yapılacak incelemede bu liste dışında bulunabilecek başka özellikler de tespit edilebilir. Öncelikle iklim bizi ilgilendiriyor. Tasarımın içinde yer alacağı alanın belki de büyük bir bölge itibariyle iklim özellikleri nasıl? Tabii iklim derken yıl boyunca mevsimler aracılığıyla gözlenen hava olayları ve bu hava olayları ile ilişkili olarak oradaki canlı yaşantısının, bitkilerin, hayvanların nasıl yaşadığı, bu yaşantının nasıl gerçekleştiğine ilişkin bilgiler toplamakta yarar var. Biz tasarımı yaparken, tasarıma başlarken yalnızca o ana yönelik bir inceleme yaptığımızda bu özellikleri göz ardı etmiş olabiliriz. O yüzden tüm yıl boyunca bu incelemeyi yapmak, bu bilgileri tüm yıldaki değişimini anlayacak şekilde toplamak bizim için önemli oluyor. İklimle ilişkili iklimi oluşturan özelliklerin başında da güneş geliyor. Güneş ışınlarının o bölgeye hangi açılarda, hangi zamanda, hangi açılarda geldiği, güneşlenme süresi bu iki veri bizim için önemli. Güneş ışınları bildiğiniz gibi yer yüzeyine, coğrafi konuma bağlı olarak değişecek biçimde belirli bir açıyla geliyor. Bu açı iki farklı şekilde ifade edilebilir. Birincisi kuzey yönüyle güneş ışınının geliş açısının geliş istikametinin yaptığı açı. Kuzey yönüyle kaç derecelik bir açı farkı oluşturduğu. Bu bizim için önemli. Diğeri de buradaki yer yüzeyiyle yaptığı şu açı. Bu hem mevsimlere göre değişiyor hem de gün içerisinde günün saatine göre farklılaşıyor. Burada gördüğümüz belirli bir saatte başlayıp, mesela sabah saatinde başlayıp öğlene doğru ve akşama kadar güneşin izlediği yol ve bu açılar değiştikçe attığı gölgeler değişiyor. Bu yöndeki hareketi ise mevsimlere göre farklılaşıyor. Bunu coğrafi konumu belirleyerek bulabiliriz. Bazı internet sitelerinden yararlanabiliriz ya da SketchUp türü programların eklentilerinden yararlanabiliriz. Mesela kullanabileceğimiz sitelerden bir tanesi bu. Buradaki coğrafi konumu işaretlediğimizde kış dönemi, yaz dönemi ve 21 Mart, 21 Eylül'deki güneş ışınlarının geliş açılarını buradan elde etmemiz mümkün. Şimdi bu açıları inceleyelim. Demin konuştuğumuz gibi bu mevsimlere göre farklılaşıyor. Yaz dönemi 21 Mart, 21 Eylül ve 21 Aralık'ı oluşturan kış dönemi. Genel anlamda güneşin izlediği yolu ve düşey açısını görmekteyiz. 21 Mart, 21 Haziran tarihi bildiğiniz gibi en uzun gün, en kısa gece. Bu tarihte güneş tam doğudan doğmuyor, kuzeydoğudan doğuyor. Öğle saatlerine doğru güney yönünde çok yükselmiş oluyor ve o sırada yaptığı açı 73 derece coğrafi konuma göre değişmekle birlikte dik bir açı ve daha sonra batışa geçiyor ama tam batıdan batmıyor, kuzey batıdan batıyor. Burada İstanbul için güneş ışınlarının geliş açılarını saat saat görmek mümkün. Bu biraz önce gösterilen siteden yararlanarak her coğrafi konum için bu açıları bulmak
olası. Örneğin saat 5'te güneş doğuyormuş 21 Haziran tarihinde. Saat 5'te doğduğunda şu istikamette geliyor ve bu istikametin, bu doğrultunun kuzey yönüyle yaptığı açı 61,8 dereceymiş. Doğduğu sırada yer düzlemiyle yaptığı açı da 3,6 dereceymiş. Saat 10'a geldiğinde yönü bu şekilde 113,9 derecelik bir kuzey açısı var. Yer düzlemiyle yaptığı açı da 58,3 derece. Kuzeyle yaptığı açıya azimut, yer düzlemiyle yaptığı açıya altitude adı veriliyor. Ve gördüğünüz gibi işte batış yönüne geçiyor. Saat 18'de eksi 72 bu yönde kuzey ile yaptığı açı söz konusu ve yer düzlemiyle yaptığı açı da 16,3 olarak belirtilmiş. Düşey açısı özellikle bizim tasarlayacağımız yapının üst yüzeyini ve ön yüzeyini, yani bu tür bir geometrik biçim söz konusuysa eğer, yatay ya da yataya yakın yüzeylerini, düşey ya da düşeye yakın yüzeylerinin ne kadar güneş alacağını, güneş ışını alacağını ve belirlemekte kullanılacak. 21 Aralık tarihi en kısa gün, en uzun gece. Yine tam doğudan doğmuyor, güneydoğudan doğuyor ve daha az yükselerek, daha az gökyüzünde yüzünde kalarak güney batıdan batıyor. Eğim açısı öğle saatindeki yer düzlemiyle yaptığı açı 26,5 derece civarlarında. Yine İstanbul için bu saatleri görmekteyiz. 21 Mart, 21 Eylül gün ve gecenin eşit olduğu tarihler, tam doğudan doğuyor. Güney yönünde öğle saatinde yaklaşık 50 derecelerde bir açı yapıyor ve tam batıdan batıyor. Biz tabii ki demin konuştuğumuz üzere bu ışınların tasarımı yapacağımız alana ulaşıp ulaşmadığını, hangi günlerde, hangi saatlerde, mevsime ve gündeki saatlere göre bu ışınların nasıl değiştiğini, bir gölge oluşuyorsa bu gölgelerin ne boyutta olduğunu belirlemek üzere bu açıları kullanabiliriz. Burada gördüğünüz gibi düşeyde yükselen, belli bir kütlesi olan, belli bir hacmi kaplayan nesneler, ister doğal çevre unsurları olsun, ister yapma çevre unsurları olsun, belirli gölgeler düşürebilir. Bunun dışında o bölgenin aylık ortalama güneşlenme süresi bir günde yaklaşık olarak kaç saat güneş alıyor, aylara göre dağılımı. Bunu da yine uzun yıllar ortalaması şeklinde belirleyebiliriz. Ve her ay için bunu saat olarak yazabiliriz. Ardından havanın o bölgede yer alan havanın özelliklerine bakmakta yarar var. Hava sıcaklığı nasıl, nemlilik nasıl ve havanın içerdiği maddelerin özellikleri nedir diye bir araştırma yapmak gerekiyor. Yine aylık ortalama hava sıcaklıkları, iklimle doğrudan ilişkili olan hava sıcaklıklarını uzun yılların ortalaması şeklinde ilgili kurumlardan temin etmek mümkün. Bu tabloları incelediğimizde o bölgenin kışın, ilkbaharda, yazın ve sonbaharda hava sıcaklığı ortalamasının ne olduğunu, çok mu soğuyor, çok mu sıcak oluyor yoksa ılıman bir iklim mi olduğunu anlamamız mümkün oluyor. Buna göre biz ilerleyen zamanlarda tasarım kararlarını oluştururken bu verilerden yararlanabiliriz. Bağıl nem dediğimiz ise yine aylık ortalama, uzun yılların ortalamasını almakta fayda var. Havada bulunan su buharı düzeyi. Bildiğimiz gibi su sıvı durumdaki haline verdiğimiz isim, bu gaz durumuna geçtiğinde su buharı adını veriyoruz. Ve havanın belirli bir sıcaklıkta ne kadar su buharı barındırdığını belirlemekte kullandığımız oransal bir ifade.
Burada anlatıldığı gibi havanın her sıcaklıkta taşıyabileceği bir en üst düzey su buharı kapasitesi var. Eğer bu kapasite tamamen doluysa, yani taşıyabileceği kadar su buharı barındırıyorsa, bağıl nem %100 olarak belirtiliyor. Hava neme doygun diyoruz. %50 demek taşıyabileceğinin, o sıcaklıkta taşıyabileceğinin yarısı kadar su buharı içeriyor olduğunu gösterir. Özellikle sıcak dönemde havanın nemli olması yine insanlarda bunaltıcı bir etki yaratır. Terlemek zorlaşır. İnsan vücudu terleyerek suyu ter yoluyla cilt üzerine verir. Fakat hava neme doygun olduğu için bu su sıvı durumdan gaz duruma geçemez. Bu nedenle çok bunaltıcı bir his ortaya çıkar. Havayı hareketlendirerek bu neme doymuş havayı cildimizin üzerinden uzaklaştırmaya çalışırız ki cildimizdeki terle atılan su buharlaşarak kurusun. Elbette havanın içerdiği maddelere de bakmamız gerekiyor. Yine hem gün içerisindeki değişimi hem mevsimlere, aylara göre değişimi bizim için önemli. Çünkü havada sağlığı bozacak bazı maddeler bulunuyorsa ki bu maddeler katı olabilir, sıvı olabilir, canlı olabilir, cansız olabilir. Biz bunları solunum yoluyla bedenimize alıyoruz. Akciğerler aracılığıyla da aslında tüm kan dolaşımına geçiyor ve bedenin her yerine gidiyor. Bu bir takım sağlık sorunlarına sebep olabilir. Ardından bakmamız gereken önemli hususlardan bir tanesi yağış. Yağışın türü, yağışın süresi ve şiddeti bizi ilgilendiriyor. Yağışın nasıl özellikte olduğu, yine mevsime göre iklim özellikleri bağlamında hangi mevsimde ne tür yağışın ne sürede ve ne şiddette yağdığı bizim için önemli. Bazı yağış türlerinin çok yıkıcı olduğunu biliyoruz. Bu görüntüler mesela yanlış hatırlamıyorsam 2017 yılında İstanbul'daki dolu hadisesinden görüntülerdi. Hem insanlara hem araçlara hem yapılara çok zarar vermişti. Tabii yağışın şiddeti ve süresi burada önemli. Ona göre tasarım kararları oluşturmamız gerekecektir. Havanın devinmesi, havanın hareketi rüzgar olarak adlandırılıyor. Rüzgarın o bölgede yine iklimle ilişkili olarak hangi yönden estiği, egemen rüzgar yönünün ne olduğu ve esme şiddeti, esme sayısı toplamamız gereken bilgiler içerisinde. Yine uzun yılların ortalamasını inceleyebiliriz. Belli dönemlerde, özellikle soğuk dönemde rüzgarı istemiyoruz. Çünkü soğuk dönemde nemin artması ve havanın hareketli olması ısı kayıplarının artmasına, kullanıcının, insanın daha çok üşümesine sebep olur. Fakat sıcak dönemde özellikle nem düzeyi de yüksekse, biraz önce konuştuğumuz gibi havanın devinerek, hareket ederek çevremizde bulunan neme doygun havanın uzaklaşması yerine nem oranı daha düşük bir havanın gelmesi, hava katmanının gelmesi, böylece terleyerek vücudumuzun serinlemesini sağlamak istiyoruz. Tabii burada her ay için egemen rüzgar yönü ya da her mevsim için egemen rüzgar yönü aynı olabileceği gibi farklı da olabilir. O yüzden biz yıl boyunca durumu incelemeliyiz ve genelde bu tür bir rüzgar gülüyle gösterilir. Bu. Ardından doğal çevreyi oluşturan özelliklerden bir diğeri olan yeşil dokuyu inceleyebiliriz. O bölgede ne tür bitkilerin olduğu, yine bunların yıl boyunca ya da yıllara göre değişimi, hatta belki gün içerisindeki değişimini incelemek çok bizim için yarar sağlayacaktır. Bu yeşil doku dediğimizde illa tabii ki yeşil olmasına gerek yok. Yeşil dokuyu oluşturan bitkilerin boyutları, yaşları, işte çiçeklenme durumları, polen veriyorsa eğer bu poleni döktüğü zaman yaprak döküp dökmemesi gibi hususları toplayarak bazı notlar oluşturmak, bu bitki türlerini yazmak, tabii sadece ağaçtan bahsetmiyoruz burada, her türlü bitki bizi ilgilendiriyor. Bunları araştırmak
çok yararlı olacaktır. Bir diğer husus çevremizde bulunabilecek suya ilişkin özellikler. Bu hem manzara anlamında hem ulaşım anlamında kullanılan bir sudan bahsediyor olabiliriz. Yani izlemesi, işte içinde bulunması, spor yapmak açısından ya da bir yerden bir yere ulaşmak açısından istediğimiz olumlu özellikler de olabileceği gibi ki bu bir su üzerine kurulmuş bir pazar. Ulaşım dışında da başka eylemler gerçekleştiriyor olabilir insanlar. Olumsuz özellikle kötü, sağlık açısından problemli bir suda olabilir. Yine belli bir alanı tarayarak tasarım yapacağımız bölgenin içinde ya da onun yakın çevresinde belli büyüklükte bir alanı tarayarak burada su bulunup bulunmadığı, bu suyun niteliği yine gün içerisinde ve yıl içerisinde farklılaşma durumunu toplamakta yarar var. Bir diğer husus toprak. Burada topografya o bölgenin eğim durumunu gösteren eş yükseklik eğrileri ya da izohips eğrileri olarak tanımladığımız çizgileri kullanarak hem iki boyutta hem üç boyutta o alanın topografyasını inceleyebiliriz. Eş yükseklik eğrileri burada gördüğünüz gibi belirli aralıklarla, eşit aralıklarla ya 1 metrede bir ya 5 metrede bir yatay düzlemler halinde bu alanın kesilmesi, her bir yatay düzlemin mevcut toprak topografyayla yaptığı ara kesit çizgileri çıkarılmasıyla ortaya çıkıyor. Biz buna tam yukarıdan baktığımızı düşünürsek aslında bu yatay düzlemlerle olan kesişim çizgilerini görüyoruz. Ve bunları okuyarak, harita üzerinde inceleyerek ya da üç boyutta modelleyerek tasarımı yapacağımız alanın ve çevresinin topografik durumunun nasıl olduğunu anlayabiliriz. Eğer hali hazır harita varsa elimizde bu haritalar üzerinde bulunan bu rakamlar buradaki noktaların deniz yüzeyinden yüksekliğini gösteriyor ve bu noktaları birleştirerek eğim çizgilerini çıkartabiliriz. Tabii bu eğim çizgileri gerçekte var olan çizgiler değil. O yüzden bunları kesik kesik ifade etmek daha doğru olacaktır. Ve tabii eğim dışında toprak ve zemin niteliğinin nasıl olduğu, taşıma kapasitesi, zemini oluşturan danelerin özellikleri bunları da incelemekte fayda var. Bu incelemeyi genelde uygulama öncesinde yerinde ya kazı çukuru açarak ya sondaj yardımıyla yapıyoruz. Bu incelemeler bizim için çok çok önemli oluyor. Çünkü bu tür olumsuz durumlarla karşılaşma riski maalesef var. Böyle bir ihtimalin olup olmadığını anlayabilmek için söz konusu incelemeleri yapmak gerekiyor. Ve tabii ki en önemli hususlardan birisi özellikle ülkemiz için yer hareketleri, deprem. Bunu da yine içinde tasarım yapacağımız bölgenin deprem durumunu araştırarak öğrenmemiz ve tasarım kararlarını alırken bu çevresel özelliği de göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Belki bu maddenin, bu listenin son maddesi olarak canlılardan bahsedebiliriz ama videonun başında söylediğimiz gibi aslında bu listedeki maddelerle sınırlı değil. Çok daha farklı özellikler de incelenebilir. Bu yalnızca bizler için bir kılavuz olsun, unutmayalım diye aklımıza gelen veya çokça bakılan bazı doğal çevre özelliklerinin listelenmiş hali. O bölgede tasarım yapacağımız alanda ve yakın çevresinde bulunabilecek her türlü canlıyı incelemek, bu mikroorganizma, böcek, hayvan düzeyinde olabilir. Ve bu incelemeler sonucunda yine tasarım kararları oluşturmak bizim için önemli. Bu örnek mesela Hindistan'dan yüksek katlı, işte 8-10 katlı konut binası. Ama her katta parmaklıklar var çünkü maymunlar tırmanarak konutlara giriyor ve hırsızlık yapıyor. Bunu engellemek için böyle bir önlem alınmış. Bir örnek olarak sadece sizlerle paylaşmış oldum.